Şimdi size anlatacağım şey nedir? After Effects'in nedir, ne değildir? Biraz ondan bahsedelim. Ve menüler, butonlar, efektler nerede, neye nasıl ulaşılır? Onları anlatalım. Yani bir giriş yapalım. After Effects ilk açıldığında her programda olduğu gibi günün tipi, yani ipucu isimli küçük bir pencerecik gelir. Onun hemen üstüne tıklıyorsunuz. Bunu bir daha gösterme diyorsunuz. Çünkü yani sanmıyorum pek okuyacağınızı. Onu eğer tekrar aktive etmek isterseniz Help menüsünden Tip of the Day ve şu kutucuğu işaretlediğinizde her seferinde çıkacaktır. Şimdi efendim, After Effects açıldı ve bu şekilde geldi. Diyelim ki oynadığınız buralarla kaybettiğiniz böyle çok tuhaf bir hal aldı ve eski haline dönmek istiyorsunuz. Hemen giriyorsunuz Window, Workspace. Buradan çalışma presetleri var, önceden hazırlanmış. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Standart seçelim. Şimdi ilk önce buraya bir video alalım. Çift tıkladım. Bakın, nereye çift tıkladım? Projedeyken buraya çift tıkladım. Veya sağ tıklayıp import veya file'dan import da işe yarar. Şimdi hemen bir tane video alalım. Girelim videolarımız. Ham, hayvanlar alemi, kırlangıcımızı alalım. Aç. Açtı. Şimdi şu an proje penceremizde bu. Proje penceremiz bizim sepetimizdir. Kullanacağımız medyaları burada tutuyoruz. Şimdi buraya sağ tıklayalım. New folder diyelim. Buraya mesela buna ne diyelim? Videolar diyelim. Buna videolar dedikten sonra bu kırlangıcı tutuyorum ve hop videolara bırakıyorum. Nereye gitti? Üçgene basalım, görelim videoların içinde. Şimdi bakın, üzerine tıkladığımızda bunun özelliklerini görüyoruz. 720 bilmem ne 48 falan filan. Şimdi bunu bir kompozisyona atmamız gerekiyor üzerinde çalışabilmek için. Peki kompozisyonu nasıl açacağız? Efendim, şuraya şu gördüğünüz Create a New Composition butonuna tıklayalım. NTSC formatında çekim yapıyorsa kameranız NTSC seçin, ama nedir? Türkiye'de, Avrupa'da PAL kullanıldığı için PAL seçelim. Hangisini seçelim? Bunu seçelim. Bunu seçmeyelim. White screen de seçmeyelim. Vazgeçtim. Bunu seçelim. Bunu da kaç yapalım? 25 yapalım. Çünkü bakın, zaten videomuzun özelliklerinde de 25 kare saniye oranı yazıyor. Şimdi buraya da bu 30 saniye yazmış, ama 30 saniye mi benim videom, değil mi? Ne kadar benim videom? 17.14, yani olmadı. Gerçi bu milisaniye yapıyor. Mesela 300 yazarsam 3 saniye oluyor. 1000 yazarsam 10 saniye oluyor. 100 yazarsam 1 saniye oluyor. Anladınız siz onu. Ne yazacağız biz? 17 kaç? 17 14. 17 14. Okey. Böylece yeni bir kompozisyonumuz oldu. Açıldı bakın komp 1. Şimdi kırlangıcı buraya bırakalım. Veya hiç böyle yapmakla uğraşmayalım. Komp 1'in üzerindeyken dele basalım, silin. Kırlangıcı biz direkt tutup yeni kompozisyona bırakalım. Bakın, o kendisi en uygun ayarlarda açtı. Şimdi gelelim timeline penceresine. Bu arada kompozisyonumuza da direkt referans videomuzun ismini verdi, kırlangıç diye. Kompozisyonumuzun adı da kırlangıç oldu. Photoshop kullanıyorsanız şunlara hemen ne olduğunu anlayacaksınız. Kaldırdığım zaman gözü video gider. Sesi kaldırdığım zaman ses gider. Ve render alırken de dikkat edin. Mesela şunlar yoksa sessiz, yani böyle simsiyah bir videonuz olur render yaptığınızda.
Bu neydi? Bu şay olması lazım. Sola bunu tıklarsanız eğer diğer altındakileri kapatır. Sadece bunu görürsünüz. Yani tek tek gözleri kapatmakla uğraşmamak için şuna bir tıkladığınızda direkt o seçili olan layer yani katman gözükür. Bu da efendim kitlemek için. Mesela alttaki videolarla uğraşıyorsunuz ama işte arada onunla uğraşırken öbürleri kayıyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Onları korumak istiyorsanız eğer şu kilide basacaksınız. Bu üçgen ne işe yarıyor? Bu üçgenin altında bunun özelliklerini görüyoruz. İşte transform'dur, opacity'dir, audi'dir, her türlü özelliğini görüyorsunuz. Ayrıca bunların kısa yolları da var. Zamanla onlara da alışırsınız. Mesela T tuşuna bastığınız zaman opacity, opaklık geliyor. Mesela P'ye basalım, pozisyon geldi. Shift T yapalım, pozisyon ve opacity geldi. Yani Shift ile yaparsanız ekleyecektir. Ama bakın mesela P yaptım, pozisyon geldi. T yaptım, opacity geldi. İkisini birden nasıl gösteriyoruz? Şimdi T'ye bastıktan sonra Shift P'ye basarsanız pozisyon da gelir. Böylece ikisini de görürsünüz. Gördüğünüz gibi burada saklanan bir adam var. Ben bunu pek kullanmıyorum. Bunun adı Shy, utanıyor. Yani saklanıyor. Şu da görüntünün draft'ı. Yani ne kadar iyi gözüksün. Mesela şu haliyle zayıf. Yarım. %50 olması lazım. Quality değil mi bu? Wire, draft or best. Şu best bakın tam dümdüz olduğu zaman. Şurada da eğer efekt attıysanız üzerine veya plugin buna tıklarsınız. O efekti kaldırır. Yani nasıl anlatabiliriz onu? Tabii ki efekt atarak atalım hemen. Distort diyelim, liquify diyelim. Şöyle yamultalım bunu. Yamul 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 yamul. Ha. Şimdi buna kaldırdığım zaman bakın ondan efektten önceki halini görüyorsunuz. Tekrar etkinleştirmek için basıyoruz. Yamuldu gene. Ctrl Z ile liquify'ı kaldıralım. Buradan seçtik, dele bastık, liquify gitti. Bu da frame blending. Diyelim yavaşlattığınız görüntüyü böyle atlamalar oluşuyor. O zaman ne yapacaksınız? Frame blending'e basacaksınız. Daha da güzel olmasını istiyorsanız bir kere daha basacaksınız. Bu da picture, piksel bir şeydi bu ama neydi bu? Şimdi adını hatırlayamadım. Pikselli bir şey. Efendim bu da motion blur. Bunun aktif olması için şunun da aktif olması gerekiyor. Bunun aktif olması için bunun da basılı olması gerekiyor. Bunu da aklınızda tutun, hatırlayın. Şimdilik kaldıralım. İleriki zamanlarda bunları da göreceğiz. Bu da grafiğimiz, grafik editörümüz. Keyframe'lerin hızlarını ayarlamak için, manuel elle ayarlamak için de kullanılır veya bir görmek için hani nasıl hızlanıyor, nasıl yavaşlıyor görüntü şeklinde. Bu bölümde de timeline'a zoom yapıyoruz. Diyelim keyframe attık buraya. Position'a. Şöyle işte ne bileyim efendime göstereyim şöyle ve şöyle. Şimdi bunların arasında bir ayarlamalar yapacağız ama iyi göremiyoruz. O zaman ne yapacağız? Hop bunu kaydıracağız. Bakın yani ne oldu? Timeline'a zoom yapmış olduk. Zaman çizgisine. Bunları da kaldıralım. Şunda da parent diyelim motion track'ta özellikle bu çok kullanılıyor. Alttaki, üstteki layer'a bunları bağlıyorsunuz. O nereye giderse bağlanan da oraya gidiyor. Şimdi F4'e basalım. Modumuz geldi. Gene Photoshop kullananlar bunu çok iyi bilirler. Mesela bir new solid. Buradan kırmızıyı seçelim. Boyutlarında kompozisyon ebadında olsun. Okey diyoruz. Şimdi bakın alttaki gözükmüyor. Moda basalım şuradan ve bunu lighten yapalım. Aa ortaya çıktı bile değil mi? Bu tür özellikleri After Effects'in Photoshop'a çok benziyor. Photoshop kullanıyorsanız hiç zorluk çekmezsiniz. Şimdi bakalım bu parent'ı söyledik.
Gelelim buraya. Şu an ekrandaki görüntüsü normal videonun %33'üymüş. Bunu isterseniz fit yaparsınız. Şuraya göre ayarlar. Veya zoom yaparsınız. Şuralarda falan bu. Göremiyoruz. Mouse'unuzun tekerleği var ya, tekerleği. Onu bir çevirin bakalım buradayken ne oluyor. Bakın ne oluyor. Bakın neler oluyor. Peki şöyle yaparsak. Şimdi şuraya bir tane maske yapalım. Şöyle bir şey. Evet, tahmin ettiğim gibi. Şimdi alt tuşunu basılı tutun. Basılı tutun. Ve mouse'u da şöyle köşelere bir yere getirin. Ondan sonra tekerleği çevirin. Bakın mouse'un olduğu yere zoom yapıyor. Mesela şuraya getireyim. Bakın. Bu da aklınızda olsun. Şimdi efendim, space tuşuna basılı tutalım. Bırakmayalım, basılı tutalım. Bakın bir tane el çıktı. Kimin eli bilmiyorum ama bir el çıktı. Mouse ile böyle bunu istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu nerede işimize yarar? Diyelim tracking yapıyoruz, zoom yaptık. Ya da başka bir şey yapıyoruz. Bakın space tuşu basılı. İstediğim gibi bunu böyle taşıyabiliyorum. Bu da Photoshop'ta var. Maskeyi de kaldıralım. M tuşuna basarsanız maske özellikleri gelir. Del gitti. Choose grid and guide options. Title, action, save. Premiere kullananlar da bunu çok iyi bilir. Şu gördüğünüz kısım, yani şu beyaz çizgilerin içindeki kısım, televizyonda bu görüntü yayınlandığı zaman hiç görüntü kaybı olmadan görülebilecek yerler. Ancak bunun solunda, işte aşağısında, dışında kalan bölümler ise televizyonlarda gözükmeyebilir anlamına geliyor. Mesela şuraya koydunuz ve televizyonda izliyorsunuz. 37 ekran, böyle göbekli bombeli bir televizyonda. Buraları göremeyeceksiniz. O da aklınızda olsun. Buna nereden ulaşıyoruz? Buradan ulaşıyoruz. Bu nedir? Bu da şudur. Maske aracını aldınız, şöyle bir maske çizdiniz. Bakın burada böyle sarı bir şeyler çıktı ya, onları görmek istemiyorsunuz diyelim ki. Buradan toggle view mask, kaldırdığım zaman maskenin o işte o sınırlarını belirleyen o çizgileri, görünürlüğünü kaldırıyorsunuz. Yoksa maskenin bir yere gitti, yok, orada duruyor. Bu da çok kullanılır, bu da aklınızda olsun. Buradan da efendim buraya diyelim 300 yazarsanız 3. saniyeye timeline çizgisi hop badalak gidecektir. Mesela buraya 500 yazın. Hop 5. saniyeye. Ya buraya 0 yazın. Hop 0. saniyeye. Bu neymiş? Take snapshot. Herhalde bu da fotoğraf çekiyor. Bir fotoğraf sesi geldi zaten. Bunu da büyük ihtimal clipboard'a alıyor. Ctrl V yaparsak olur mu acaba? Bunu nasıl görürüz? Şimdi onu görmek için bakalım paint'i alabiliyor muyuz? Nereye çekiyor bu fotoğrafları? Bilmiyorum. Bilen biri varsa bana da öğretsin. Show last snapshot. En son çektiğim snapshot'ı göster. En son bunu çekmişim. Buradan bir snapshot alalım. Aldık. Şuraya geldik. Göster dedik. Ha, basılı tuttuğunuzda da aldığınız snapshot'ı gösteriyor. Bu da iyi bir şeymiş ya. Dedim montaj yaparken şurada bir şey var. Bunu hemen snapshot yapıyorsunuz. Şurada uğraştınız. Ulan acaba geride ne vardı falan. Bak hani geriye gidip onu aramaya gerek kalmadan hop buna basılı tutarak görüyorsunuz. Güzelmiş. Burada da çıktığı formatını görüyorsunuz. Red, green, blue. Kırmızı, yeşil, mavi. Buradan red yaparsanız sadece bakın kırmızı kanal, sadece yeşil kanal, sadece mavi kanal, sadece alfa kanalı, doğrudan yani birbirinin içine geçmiyor. Yani ya yeşil ya mavi ya kırmızı, ama biz RGB'yi alalım. Şimdi full, full ne demek? Tam demek. Peki tam olan ne? Tam çözünürlük. Çalışırken eğer çok ağırlaştıysa, diyelim bir sürü böyle efektler uyguladınız ve After Effects ağırlaştı, artık 2 saat render yapmasını bekliyorsunuz. Böyle burada yeşiller gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Bunu half'a alıyoruz.
çözünürlüğü yarıya düşürüyor. Yani daha az uğraşıyor. Gene mi olmadı? Third yapın. Gene mi olmadı? Quarter yapın. Gene mi olmadı? Gidin yine bir bilgisayar alın. Artık yapacak bir şey yok ona. Ondan sonra bakalım. Oho arkadaş, bunda bitmiyor ki. Bu ne? Ha, ilgi alanıymış bu da. Bu da opaklığı gösteriyor. Eğer burada transparan bir şey varsa buna bastığınızda onu gösterecektir. Bu aktif kamerada 3D layer'larda işe yarıyor. O da şu anki konumuz içerisinde olmadığından onu atlıyoruz. Ve geliyoruz bu tarafa. Burada da bilgi veriyor bize. İşte rengi bu. Mouse şurada. Alfası bu falan filan gibi. Audio'da da sesle ilgili bilgi veriyor. İndir kaldır işleri. Şu an bunlara da gerek yok. Time controls. Kare kare geri gidiyor. Şimdi çok önemli olan bir şey, After Effects'in kısa yolları pek Premiere'le tam uyuşmuyor. Page up bir kare bir kare geri gidiyor. Page down bir kare bir kare ileri gidiyor. Bunu da unutmayın. Çok ihtiyacınız olacaktır. And en son kare home, ilk kare. Bunu da unutmayalım. Buradan sesi kısabilirsiniz. Buradan sürekli döngü yapabilirsiniz. Buradan da ramp preview alabilirsiniz. Ramp preview nedir? Az önce de söylemiştim. Bir efektler uyguladınız, bir şeyler yaptınız. Ve izlediğinizde çok yavaş izliyorsunuz. Mesela bakın şu an saniyede 25 kare yerine saniyede yaklaşık 10-11 kareyle izliyoruz. Peki bunu nasıl saniyede 25 kare izleyeceğiz biz? Ramp preview sayesinde bu görüntünün renderlanmış halini RAM'e atacak ve biz de o sayede izleyebileceğiz. Bittiği zaman da belli bir alan böyle yeşil olacak. Bakın buraya kadar hiç takılmadan gidiyor. 25 kare gösterebiliyor. Burası da bu şekildeydi. Buradan da efektlere ulaşabiliriz. Burada bulamayacağınız bazı efektler burada olabilir. Niye olabilir? Olabilir çünkü burada presetler var önceden hazırlanmış. Mesela benim uğraşıp didinip sağdan soldan çarpıp çırpıp üzerine kendi eklemelerimle yaptığım bir fire burn efekti var. Atalım bunu solidimize. Bakın o kırmızı solid gitti. Alevli, yanarlı, dönerli bir şey geldi. Play'e basalım. Bakalım kaç kare oynatıyor. Bir saniye durdurayım da görelim onu. Evet, çok yavaş gösteriyor. Ama bunu tam hızla izlemek için ne yapacağız? Ya bunu indireceğiz quarter'a kadar. Fena değil. 9 kare. 25 kare nere? 8 kare nere, değil mi? Ama ben bunu tam 25 kare izlemek istiyorsam ne yapacağım? Ramp preview. Şuna basacağım. Bakın aldı, takılmadan oynuyor. Şu an yapıyor. 439 olduğunda tam gösterecek. Peki diyelim bu kadar yeter dediniz. Space'e basın. Böyle bir şey oldu. İyi de oldu. Sesi de duyabilirsiniz RAM preview yaptığında. Yoksa normalde ses de duyulmaz. O da birçok kişinin canını sıkar. Yani bir Premiere'deki gibi After'da montaj yapmak ister ama yani After bir montaj programı değildir. Kompozisyon programıdır. Efektlere ihtiyaç duyduğunuz yerlerde efektleri hazırlarsınız. Çıktısını gönderirsiniz Premiere'de. Parçaları yerleştirirsiniz. Oradan da bir çıktı alırsınız. Ondan sonra diyelim Canopus Procoder gibi bir programda da istediğiniz formata dönüştürürsünüz. Şu an anlatmadığım bir şey kaldı mı buralarda? Yani en temel şekliyle böyleydi.